Osmanlı döneminde hayvanlar dilsiz olarak kabul edilip hakları devlet eliyle korunur, eziyet edenlere falaka cezası bile verilirdi. Avrupalı seyyahlar ise atalarımızın bu sevgisini bir türlü anlayamamışlardı. Hayvanlara yapılan eziyet haberleri yüreğimizi karartıp moralimizi bozuyor. Halbuki biz kuş evleri yapan, aç hayvanların beslenmesi için vakıflar kuran, yaralı hayvanlar için hastaneler yaptıran bir millettik. Osmanlı döneminde hem devletimiz hem de milletimiz hayvanlara iyi davranılması konusunda hassasiyet gösterirdi. Bu konuda seyyahların eserlerinde ve Osmanlı belgelerinde birçok bilgi mevcuttur. Yabancı seyahatnamelere göre Osmanlı kültüründe hayvan hakları ve hayvan sevgisi isimli bir tebliğ vardı. II. Beyazıt dönemine ait kanunnamede hayvanların hakları şöyle tespit edilmiştir. Yük hayvanlarına ağır yükler taşıtılmaması ve hayvanın üzerinde yük varken hareketsiz tutulmaması konusunda emirler vardır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye gelen Hans Derschwam seyahatnamesinde bu konuda ilginç bir hikaye anlatır. Kaymakam Koca Mehmet Paşa halka karşı tuhaf davranışlarda bulunurmuş ve onları sık sık işledikleri suçlar için cezalandırırmış. Günün birinde paşa bir aşçı dükkanının önünde odun yüklü güzel bir at görür. Atın sahibi ortalarda yok, içeride dükkanda karnını doyurmakta. Paşa köylüyü buldurup odunları atın sırtından indirtir ve adamın sırtına yükletir. Ata bir akçelik kuru ot aldırtır. At bu otu yiyinceye kadar adam sırtında ağır odun yüküyle ayakta bekler. Paşa adama önce atın sırtındaki odunu sat, ondan sonra karnını doyur der. 16. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bulunan Domenico Hiero Solimitano Türklerin hayvan sevgisini şöyle anlatır. Şehirde birçok yerde, büyük meydanlarda ve özellikle İstanbul Sultan Beyazıt Camii yanındaki meydanda tek işi ahşap şişte hayvan ciğeri kavurmak olan birçok insan vardır. Çok sayıda ve itibarlı insanlar bu yarı pişmiş ciğer şişlerinden almak için toplanırlar ve doğal olarak orada toplanan kediler yesin diye onlara verirler. Çok büyük bir hayır işi yaptıklarını düşündükleri için Müslümanlar kafesteki kuşları ve diğer hayvanları azat etmek geleneğine de sahiptir. Yani şehirdeki kafeste kuşların satıldığı yerlere giderler. Onları satın alırlar ve hemen özgürlüklerini verirler. Böylece Hz. Muhammed'i sevindiren hayırlı bir amel sergilediklerini düşünürler. Atlar için de böyle bir geleneğe sahiptirler. Eğer bir kişi atına aşırı yük yüklerse ve polis tarafından görülürse hemen tutuklanır. Ve genelde atın taşıdığı yükü adama taşıttırırlar. 17. yüzyıl ortalarında İstanbul'da bulunan Antoine Galland, hayvanlarla iç içe yaşandığını ve iyi davranıldığı için kuşların insanlardan kaçmadığını anlatır. Seyahatnamesinde burada karabatak, saksağan kuşu, kuzgun, kumrular ve bilhassa leylekler görülür. Bu kuşlar o derece rahatlardır ki yuvalarını köyün yolları üzerindeki ağaçlara yaparlar. O kadar ki üzerlerinde 2 yahut 3 yuva bile bulunan ağaçlar vardır. Padişahın bir bahçesinde tamamıyla karabatak yuvalarıyla dolu bir ağaç vardır. Bu kuşların bu derece rahat olmaları kendilerine karşı gayet gaddar olan çocuklar da dahil olarak hiç kimse tarafından bir fenalık edilmemesinden ileri gelmektedir.